zamanı anlayamamıştım. 60'lar geçmiş, 70'ler geçmiş, 80'ler, 90'lar geçmiş, 100 yıl geçmiş anlayamamıştım. Bir proleter nasıl kübik olabilir? Bir burjuva hiç sürrealist olabilir mi? Bir Türk köylüsü nasıl olup da papar yapabilecek anlayamamıştım. Zannetmiştim ki geçiyordum. Çünkü yoktu terekemde zaman. Geçiyordum Nietzsche'yi. Sanatta efsane dönemler vardır. Bütün o unutulmaz ressamlar ve şairler sanki o yılları beklemiştir ortaya çıkmak için. 1960'lı yıllarda bu unutulmaz dönemlerden. İşte o yıllardan günümüze kadar gelen isimlerden biri de ressam ve şair Comet. Çağdaş Türk sanatının en önemli isimlerinden Comet, resimden performansa, videodan yerleştirmeye kadar birbirinden farklı disiplinler arasında kendine geniş bir alan yarattı. Resimlerinde figür odaklı kompozisyonları tercih eden sanatçı, sanatıyla hayatı, insanı ve varoluşu sorguladı. Comet, asıl adı Gürkan Coşkun. 1941 yılında Çorum'da doğdu. Öğretmen olan babası Kadri Bey ile annesi Melihe Hanım'ın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk çocuk şımartılmış çocuk tabii. Çok yaramaz yani dolayısıyla. Tabii biraz daha büyüyünce ufak tefeksin. Sen de kızların da hoşuna gitmek istiyorsun. Yaramazlıkları yaptı, kendini göstermek istiyorsun. Güzel, mutlu bir çocuktu. Çok yaramazdım yani tabii. Hocalar da kulaklarımı çekmiştir. Babam Yüksek Muallim Mektebi'ndeyken Zeki Faik İzer, Hadi Bara, Ahmet Kusutecer, Ahmet Hamit Tanpınar, babamın da hocası olmuşlar bunlar. Benim de hocam oldular hepsi. Comet'in ressam olmasında ortaokuldaki disiplinli resim öğretmeninin rolü büyük. Yeteneği çocuk yaşta fark edilen sanatçı, o zamandan beri resim yapmayı hiç bırakmadı. Ortaokulda haylazlık devam ediyor. Pat diye çok sert bir resim hocası geldi, Hasan Sağlam diye. Ödevini yapmayı şey yapmanı falan kovuyor dersten. Tam ben de çıkacaktım. Bir deri çantam vardı. Onun sırtına ben iletki derler teneke. Onunla bir desen yapmışım. Onu gördü. Aa bu dedi çok iyi. Sen otur bakalım çalış falan dedi. Sonra Fuzuli'nin resimlerine ilham alarak bir resim müsabakası açıldı. Onu da ben de yaptım bir şey. Onun için bana bir French empresyonist, bir de August Meck, Alman Der Blurreiter'dan bir ressamdır, onu verdiler. Onlar gibi resim yapmaya çalıştım falan. Sonra okulun sergisi açıldı, en fazla benim resimler vardı. Yıllar sonra 90 yılında Vitali Hakko'yla anlaşma yaptık 180 resim için. Birer gün arayla İstanbul, İzmir, Ankara ve doğduğum şehir Çorum'da koleksiyonlardan toplama bir sergi açtık. O hocam Hasan Sağlam'la geldi. Onat Kutlarlar geldi, Zeynep Orallar, şunlar bunlar. Her gün Çorum gazetelerinin başındayız ben böyle. Ertesi sabah ben taksi istedim. Taksiye Kuşadası dedim. Atmışım artık. Sonra manşet atmış gazete Çorum'a. Comet kaçtı diye. Çocukluğunda kütüphaneden çıkmayan, dünyayı merakla keşfetmek isteyen Comet, Nietzsche'nin böyle buyurdu Zerdüşün'ü ezbere bilecek kadar kitap kurduydu. O zamanki Nietzsche'yi anlayışımla şimdiki arasında fark var tabii. Adnan Binyazar var, yazar. Ondan buldum ve bütün kitabı yazmıştım, ezbere biliyordum. Beni çok etkilemiştir. İnsanoğlu şimdi mesela diyelim ki, bu önce değil mi, ayakta duruyor ama bir bak bir taşın üstüne oturuyor, batıyor falan böyle, biraz düzelteyim öyle oturayım diyor. Sonra yavaş yavaş koltuk oluyor, ah ne güzel, tekerleği keşfediyor, tekerlek tırt tırt falan. Şurada, şey, şurada mıydı o daha komik şundaki şiirler? Ah mesela bak şurada tam denk düştü. Hiç diye bir şiir. Hiç 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 bekler miydim hiç? Şu Amerikalılar da bir türlü ciddi olamıyorlar hiç. Ben çok ciddi birisiyimdir hiç. Ayağına taşlar batmasın diye ayağına bir kap, ayak kabı. Başına taş düşmesin diye. Tekerleği keşfetmeseydik keşke diye. Değil mi? İnsanoğlu tekerleği çekip gidiyor. Başka bir şey keşfetseydik belki dünya daha başka olurdu. Belki de daha kötü olabilirdi. Değil mi? De o var. Şimdi bu safça böyle şeyler soruyor.
O halde tekerleği iyi ki keşfetmişiz. Çalışmalarını Paris ve İstanbul'da sürdüren Comet, İstanbul'a 18 yaşında geldiğinde şehrin büyüklüğünden çok etkilendi. 50'li yıllardan beri değişimine tanıklık ettiği bu şehre, şimdilerde uzaktan bakmayı tercih etse de, İstanbul onun en çok beslendiği şehirlerin başında geldi. Haydarpaşa garından çıkıp güzel bir havada İstanbul'da kucaklaşmak, büyük bir espasla, büyük bir şeyle kucaklaşmak gibiydi yani. Büyük bir sıcaklık, bir ayna hissettim. İçime doğru yayılan bir ayna. Şimdi içinden de İstanbul o zaman daha güzeldi yani. Dışarılıklı bir yaşam tarzı vardı. Daha sonra imkansız oldu. Daha içerikli yaşama döndü. Onun için ben İstanbul'u uzaktan görmekten hoşlanıyorum. 1960 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne giren Comet, Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalıştı. Resim yapmak benim özellikli bir şeyimdi. Halbuki orada hepsi güzel resim yapıyorlar. Ben kaçıncı olarak girdim bilmiyorum, hatırlamıyorum. 19. olarak mıydım, 30 kişi arasında falan. Ben pek desene falan yetenekli değilimdir. Ben görselim, eleştirelim. Yani şunu yaparım böyle, aa bu benzemiyor şöyle. Yani mesela Mehmet Güleryüz'de, Metin Talayman, onların bilekleri şeydir, becerikli yani. Neydi sizin kuşağı farklı kılan sizce? Biz dünyayı değiştirmek, başkalarına özgürlük götürmek istiyorduk. Şimdiki gençlik kendi özgürlüklerini tekrar kazanmak istiyorlar. Akademi yıllarına kadar adı Gürkan Coşkun olan sanatçı, kuyruklu yıldız anlamına da gelen Comet adını Bill Haley and His Comets adlı müzik grubundan esinlenerek aldı ve hep bu isimle anıldı. Benim dayım mebustu. Ankara'ya da giderdim bazen. İşte onun oğlu, oradaki çocuklar falan. Bizden biraz büyük çocuk vardı. Abisi ona gitar getirmiş, bir pick-up getirmiş. Bill Haley and His Comets, ilk rock grubundan falan. Geliyordu o, işte diyordu ben Bill Haley'im. Ha ha iyi derdik. Sonra akademide o çocuklardan bazıları da geldiler akademide. İşte Bohem yaşarken herkes bir ad alıyor falan. Sonra hep Comet Gürkan diye yazılar çıktı. İşte Zertan Sular yazdı falan. Ben de Gürkan'ı da kaldırdım. Şimdi Gürkan Coşkun yani. Ne ilgisi var şimdi? Kendi ismimi kendim koymuşum. Yani Comet diye benimsedim yani o şekilde. Comet çok yetenekli olmasına rağmen akademide haylazlığı ve eleştirel tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Hocaları o dönemin Türkiye'deki sanat otoriteleri olarak görülen D grubu ressamlarıydı. Alaycılığı ve eleştirileriyle hocalarının tepkisini çeken sanatçı 1963 yılında akademiden kovuldu. Beni okuldan kovdular. Çünkü biz bir kere serseri bohem olarak yaşıyorduk. Kendimizi sanatçı addediyoruz daha öğrenciyken. Bu arada da hocaları falan akademideki öğretim şeyini beğenmiyoruz falan. Belli disiplinler içinde eğitim vardı. Mesela Nurullah Berk öğrencilerine derdi ki bir yuvarlak, bir düz, bir yuvarlak yapacaksın falan. Yahut üçgen kompozisyon olacak. Halbuki kompozisyon ne demek yani? Söyleyeceğin sözü en iyi bir şekilde söyleyebilmek, fazlalıklarını atabilmek. Şimdi bunun farkına varınca karşı çıkıyorsun o tip şeylere. Daha şiirsel bir resme doğru yöneldik, ifadeci bir resme doğru. Onlar çünkü doğru budur. İşte şey, hazır kalıplar var ya, dogmatik olarak. Mesela şimdi ben bir şeyden dolayı ifadesiz diye Sezan'ı eleştirince böyle bakıyorlar hala burada. Tabuya dokunmuş gibi yani. Akademiden yaklaşık 2 yıl ayrı kalan Comet bu sürede resim yapmayı hiç bırakmadı. O zor döneminde ona hocası Bedir Rahmi Eyüpoğlu sahip çıktı. 1,5 sene bitince kimse beni almak istemedi atölyesine. Merdiven altında çalışıyordum. Bedir Rahmi'nin atölyesine de Neşet Günal bakıyordu. Benim çalışmalarımı çok beğenir ve toplu şeylerde iyi not verirdi. Çok beğenirdi. Ama o da istemedi. Problem istemiyorum dedi atölyede. Sonra Bedir Rahmi Amerika'dan dönünce gel benim sabıkalım dedi. Bedir Rahmi atölyesine geçtim. Sevdiğim kız falan da Zeki Faik atölyesindeydi. Bedir Rahmi'ye dedim ki zaten sık görüşüyoruz, evine gidip geliyorum Kadıköy'de şeyde kalamıştı. Dedim ben dedim ya, tamam dedi. Tekrar Zeki Faik atölyesinde öğrendim. Comet'e göre bir sanatçının atölyesi ana rahmi gibi olmalı.
Sanatçı İstanbul'da olduğu sürede Asmalı Mescit'teki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Benim için anne karnı gibi bir şey olması lazım atölyenin. Yalnız olmam lazım tam hakiki çalışmak için. Yıllarca yattığım yerde çalıştım yani resimlere bakmam falan. En önemlisi oydu onlarla yaşayarak şey yapmak. Daha sonra daha profesyonel olunca mecburi ayırıyorsun. Ya, sağlık meselesi de var yani. Sizin için böyle nefes almak gibi bir ihtiyaç mı aslında resim yapmak? Vallahi ihtiyaç değildir diyemem çünkü yapmadığım zamanlar özlüyorum yani. Bir nevi meditasyon yapmak gibi falan yani. Ama işte o zevkle o bir mecburi yapmalar olmaması lazım. Bembeyaz bir tuval. Tuval kısıtlı bir şey değil. Tuval yani bir dünya yani. Küçük de olsa tuval onun içinde bir çok geniş bir şeye içine giriyorsun, atlıyorsun. O tamlık var bembeyaz şeyde. Onu bozuyoruz sonra tekrar bir tamlığı yakalamaya çalışıyoruz yani. Ama bu klasik o elit pentür zevki bu. Komet'in sanatında bir kural tanımazlık söz konusu. Sanatçı her konuya, her tarza el atıyor ama hepsini Komet gibi yapıyor. Resimlerini yapma sürecinde ise tesadüflerin büyük rol oynadığını söylüyor. Bir leke bazen bir şeyi çağırıyor, öbürü öbürünü şey yapıyor. Şu şuna benziyor, buna şöyle yuvarlak bir form var, o şöyle bir şey yapayım falan. Bu bir şeye benzedi, bu pırasa oldu derken bir şey konstrüksiyon ortaya çıkmaya başlıyor. Bir şeyler hatırlatıyor bazen. Ben biraz itiyorsunuz, hafif dünyayla ilgili bir görüntülere dönüyor. Fala bakmış gibi oluyor bazen falan yani. Sürprizler oluyor dolayısıyla. Bazen ben de şaşırıyorum nasıl çıkıyor. Bakıyorum bir şeye benziyor. Şöyle şuraya göz koyarsam şu olur bu olur. Tesadüfler çok rol oynuyor. Akademi yıllarında Komet'in edebiyata ve felsefeye olan derin ilgisi yaşamını şekillendirdi. Genç yaşta en sevdiği şairlerle dostluklar kuran sanatçı, kısa sürede aralarında Edip Cansever, Ece Ayhan ve Can Yücel'in de olduğu edebiyat çevresinin en sevdiği isimlerden biri oldu. Akademiye girdikten sonra büyük şairleri tanıdım. Onların masasında bulundum çok erken yaşta. O zaman hiyerarşi vardı yani. İşte, ne bileyim Edipler, Melih Beyler, Oktay Beyler, hepsi yakın arkadaşlığım oldu. Can Yücel'ler, hepsiyle Turgut Uyarlar falan. Ve kendi kuşağımdan işte Atoğullar, Refik Türbaşlar, Süreyya Berfeler, Egemen Berk hepsi de bütün şair çevresiyle, şiir çevresiyle çok yakınlığım oldu. Ama büyüklerden korktuğum için önce 60'lı yıllarda şiir matinleri oldu. Onlara da katılırdım. Şiir yayınladım ben de onlarla beraber. Edip mesela kızardı çünkü benim şiirlerimde komiklik, terslikler vardı. Ece Ayhan severdi ama o da uzun şiirler yazardım ben. Masaların üzerine çıkıp okurdum mesela entelektüel sanatçı şeylerinde. Kimisi oku oku Komet derdi, Sevim Buraklar falan. Kimisi yine mi sen in masanın üzerine falan derdi. Çok herkes bilir bunu. Peki Can Yücel çıkıyor. Nasıl buluyordu şiiri? Can Yücel'i göstermedim hiç. Keşke göster. O beğenebilirdi belki. Can'la çok yakınlığım oldu ama göstermedim onlara. Onlar öldükten sonra, Melih Bey falan öldükten sonra yayınlamaya başladım. 2007'de kitap çıkardım. O sırada işte dergilerde falan da yayınlamaya başladım. Bu gençler daha çok beğendiler benim şiirleri. Resimde malzemeye hükmetmeniz gerekiyor ya. Şiirde evet. Nasıl oluyor bu? Nasıl o süreci şiirde biraz de anlatabilir misiniz? Değil onun malzemesi. Aslında malzemeyle felsefe yapmak da denilebilir. Ontolojik mesele yani varlık bilimsel mesele benim için önemli. Her şey var olmuş olmak ne demek? Komet çok genç yaşlarda felsefeyle tanıştı. Ressamlığını ve şairliğini felsefeyle birleştirdi. Hep en çok ilgi duyduğu konu insanın varoluşuydu. Mesela ben 22 yaşlarında falan neredeyse delirmiştim yani her şey ne şudur budur derken anneannem çiftliğine gittim. O sırada müthiş bohem yaşıyoruz falan böyle. Sonra düşündüm ki ben bir çoban olsam böyle düşünmeyecektim. Bu angoazlara girmeyecektim sıkıntılara. Ya da başka bir şey olsam. Bana öğretilmiş şeyler var. Ona göre ben böyle düşünüyorum, böyleyim diye. Böyle bir anarşist bir felsefeden sonra bir Marksizme kaymam oldu tabii. Sonra Paris'te sitasyonistlere rastladım. Dışarıdaki faşizmden çok insan önce kendi içindeki faşizmi yenmeli yani. Kendisinin devrimini yapmalı.
Bugüne kadar toplam 6 şiir kitabına imza atan sanatçı, kendine özgü üslubuyla her şiirinde okuyucuyu düşündürücü bir yolculuğa davet etti. Kimi zaman sisteme kızdı, kimi zaman da teknolojiye. Burjuvalar, küçük burjuvalar, çağdaşçılar, gericiler, geviş getiriciler, ilericiler, hey tatilciler, ehli keyif gençlik, densizlik, hey kaba köylü zontalar, köy kökenli şairler, hemen belli oluyorsunuz, hey heyecan duyanlar, çok heyecan duyanlar, soğukkanlı olunuz biraz, akıllı olunuz, sonunuz yakın, bana yakından bakın, selamlar, selamün aleyküm, vesselam, beni dinlemeyin sakın, ne istiyorsanız onu yapın, tabii ki imkanlarını çok zorlamayın. Bak şimdi şeyi söylüyoruz, dünyayı yok eden teknolojiyi, ben... Kahrolsun Edison diye ışıklarla, ampullerle yazdığım zaman herkes ne bu falan, bilim insanları falan da diyorlardı. Benim söylediğim şey değil ki, Edison ve onun ekibi 1400 küsur icatta bulunmuş. Bazı keşifler yardım ediyor insanların daha iyi olmasına ama olsa olsa şu kadar fazla insanın ömrü 10 sene artmış, 15 sene artmış. Yani bu arada dünyayı da yok ediyor bütün bu teknolojik gelişme. Komet başka hiçbir iş yapmadan hayatı boyunca sadece sanatla ilgilendi. Bir ressam olarak tanınmaya başladığı ilk yıllar belki de hayatının en zorlu yıllarıydı. Sanatçı olmak, ressam olmak falan, o zaman ressam deyince nedir diye bilmiyorlardı ki, teknik ressam mısın diye sorarlardı. Yani o zaman sanatçı falan olayım demek, bir tahtası eksik olmak demek. Normal değil yani. Sanatla geçinmek, şudur budur, yok öyle bir şey yani. Ben yani icabımda bir şişe şaraba, bir ayakkabıya resim vermişimdir yani. Hani şey, Paris'te de öyle yani. Şimdi mesela kitapta var, çok güzel bir resim. Dişlerimi yapmıştım mesela. Her şeye, doktorlara falan hep resim. Falan. Fakat bir gün baktım ki, hiç başka yerden para almadan yaptım, baktım her şeyi, resmin dönüşümü. Çok acayip. İlk başlarda... Acayip olurdu resim mesela. Resmin şurasını yiyorum. Hani çıkıp içiyoruz hemen. Birdenbire parayı bitirmek lazımmış gibi resim sattık. Resmin şu tarafını yiyoruz şu şimdi falan. Sonra yavaş yavaş bakıyorsun. Her şeyim resim dönüşmüş. Yani çalıştığın emek bir şey olmuş yani. ...1971 yılında devlet bursuyla Paris'e giden Komet... ...sanat eğitimine Winston Üniversitesi Plastik Sanatlar bölümünde devam etti. Ben şey nasıl olsa kazanamam diye birinciye Pekin yazmıştım. İkinci New York yazmıştım, üçüncüye Paris yazmıştım. Yani Paris hayatı, işte Fransız edebiyatı, filmler çok çekiyordu. Çok da ahbabımız vardı orada. Parisyen hayat daha çekici gelmişti bana. Kazandığımı öğrenince tabii Pekin hemen uçtu havaya. Ciddiyetini... New York'ta Paris arasında bir yarım saat mühlet istediğimi düşündüm. Sonra Paris'i seçtim. Paris'te aralarında Mehmet Güler Yüz, Utku Varlık, Sarkis, Abidin Dino, Mübin Orhon gibi orada yaşayan sanatçıların büyük desteğini gören Komet, bir süre Mübin Orhon'la aynı evi paylaştı. Çiçek Pasajı'nın olduğu binanın ikinci katında edebiyatçılar lokali vardı. Sık sık giderdik oraya her zaman. Bir gün oraya girdim. Orada köşede Selahattin Yav, Fethi Naci, Edip Cansever oturuyorlar. Yanlarında da İnci Uzun acayip bir adam. Mübin'miş meğer. Mübin beni çok sevdi. Ondan sonra burada kaldığı müddetçe bütün ailesi, Enver abisi, ablası falan hep beraber dolaştık falan. Sonra Mübin benim Paris'e geldiğimi duyunca Mehmet'e, Utku'ya falan şey demiş, bende kalsın bir yer buluncaya kadar falan. Bana bir oda verdi. Mübin de müthiş clean, böyle bir köşede bir sehpa, monokrom, bir de bir şey var. Orada da guajlar yapıyor, monokrom. Bana küçük bir oda verdi. Ben de gitmişim orada, sokaklar malzeme dolu. Burada kağıt bulamıyoruz, şudur budur. Paketler atıyorlar, onları toparlıyorum. Bir kırık televizyon, her şeyi eve taşımaya başladım. Kavga ediyorduk birbirine. Komet 1974'te Fransa'nın Rouen şehrinde açtığı ilk kişisel sergisiyle büyük başarısının ilk adımını attı. Paris, Berlin, Amsterdam, Kopenhag, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de sergiler açan ressam, ayrıca pek çok uluslararası grupla sergi ve fuarlara katıldı. Üstün tekniği ve renkli kişiliğiyle kısa sürede Fransa medyasının dikkatini çeken Komet,
yabancı basında en çok yer alan sanatçılardan biri oldu. Ruan'daki sergi. Çok başarılı bir sergi oldu. Çok güzel isimler vardı. Çok iyi eleştiriler aldı. Eserlerin hepsi satıldı. 75'te salonlarda sergilemeye başladık. Amerikalı koleksiyoncularla kontratlar oldu. 79'da Lozan'da, Viyana'da sergiler açtım. Fransa namına da Amerika'da çeşitli ülkelerde sergilere katıldım. 80'li yıllarda çok iyi eleştiriler çıktı. Orada 2000 sergi açılıyor Paris'te. Bir gazetede şu kadar bir şey çıkması, fazla gazete yok zaten. Le Monde, Libération, Figaro, 3 tane, 4 tane. Buradaki gibi değil yani, burada bir genç okulu bitiriyor, sergi açıyor. Hemen her tarafta şeyler, sanat dergilerinde bile sayfalarla şeyler. Öyle bir şey, çok güç bir şey yani. Paris'te olduğu yıllar boyunca tekniğini sürekli geliştiren Comet, 1977 yılında Maçka Sanat Galerisi'nde açtığı Türkiye'deki ilk kişisel sergisiyle İstanbul'u sanatseverleri yeniden fethetti. O günden bugüne ürettiklerini komik hıçkırıklarım diye niteleyen sanatçı, bir sanat akımına ait olmayı her zaman reddetti. Mehmet Gürrez'le bir gün dedim ki, ben dedim bu at yarışından çekiliyorum. At yarışı gibi çünkü, ben bunu yaptım, sen bunu önce yaptın falan. Ben figüratif bir resme doğru eğildim. Çok az insan figüratif resim yaptığı için Bartolome'yi tanıdım, Kefürüs'ü tanıdım Mübin vasıtasıyla. Hangi akıma? Şu ekspresyonun akıma, her şeyde ekspresyonist deniliyor Türkiye'de. Bir belli şeyler ekspresyonizm var sanat tarihinde ama benim için öyle bir akım meyhanesi yok. Kendimi öyle bir şeyle ilgili görmüyorum yani hiçbir şekilde. Ben bir şeyler yapmak istiyorum. Sanat denir denmez. Anlatabiliyor muyum? Resim bitti. Sana ne? Ben resim yaparım. Ne modern olmak, ne çağdaş olmak, yani böyle bir problem beni ilgilendirmiyor. Yoksa ben de besleniyorum bütün gelmiş geçmiş, bütün görsel sanatlardan, diğer sanatlardan. Tabii ki çok etkilere açık birisiyim. Comet, sanat kurumlarını da yine kendine özgü üslubuyla eleştiriyor. Ne güzel işte çalışıyorlar. Ülkemizin sanatı gelişsin falan diye de çabalıyorlar. Evimizin yani küçükken yani işte sınıftayken sanat kolumuz, bizim de sanat kolumuz olsun, temizlik kolumuz, işte ne bileyim anlatabiliyor muyum? Türkiye'de bizim zamanımızda sanatçı olayım diye gittilen yer Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. Şimdi Hakkari'den Edirne'ye kadar okullar, akademiler, şunlar bunlar, çok fazla da sanatçı yok yani. Bir nevi Ahmet Hamdi'nin saatleri ayarlama enstitüsü gibi oluyor. Kendi kendine soyut bir kurumlaşma olmuş oluyor. Kurslar da var. Onlara öğretmen lazım. Öğretmen yardımcıları lazım. Boya lazım. Şu yani derken böyle kendi kendine bir yuvarlak doğuyor. Çok ilginç ya. Şimdi farkına vardım. Sanatçı olmasının en büyük nedeninin emir altında çalışmak istememesi olduğunu söyleyen Comet, hayata dair keşkelerini ise yazdığı bir şiirle dile getiriyor. Bizi bu kadar kusursuz olmaya zorlayan ne? Keşke daha yakışıklı olsaydım. Saçlarım mesela sarımsı kırmızı olsaydı. 5-10 santim daha uzun boylu olsaydım. Ailem zengin olsaydı, mirasım olsaydı. Çocuk yaşta birkaç yabancı dili öğrenmiş olsaydım. Çok iyi bir burjuva çevresinde eğitilseydim. Daha akıllı olsaydım. Güzel konuşma yeteneğim olsaydı. Güzel aklı, kültürü mükemmel bir karım, çok iyi çocuklarım, torunlarım olsaydı. Güzel bir evim olsaydı, evin güzel bir bahçesi olsaydı. Güzel bir otomobilim ve ehliyetim olsaydı. Atım olsaydı, ona binebilseydim. Çiçeklerim olsaydı, onları sevseydim. Yoksullara, özürlülere yardım edebilseydim. Keşke iyi bir şarkıcı olsaydım. Keşke futbolcu olsaydım. Fenerbahçe'de saha içi oynasaydım. Beşiktaş'a, Galatasaray'a goller atsaydım. Keşke ödüller kazansaydım. İnsanlar beni iştenlikle, iyilikle yad etselerdi. Ne iyi olurdu. Parantez, belki daha iyi resimler yapar, güzel şiirler yazardım. Comet'in resimlerinde toplum eleştirisi olduğu gibi şiirsel içerik de büyük önem taşıdı. Kadın figürü ise hep ön planda oldu. Ya bu yaşa geldim hala kadınlardan çok hoşlanıyorum. Gittiğim yerlerde önce kadınlar beni sevmişlerdir, sempati duymuşlardır. Dolayısıyla erkekler mecburen beni kabul etmişlerdir. Sanat alanına da
bana çok faydalar olmuştur. Yani illa şey olarak değil, yani çapkınlık şey değil. Herhalde itici gelmedim onlara fazla. Komet'in sanatında zaman çok önemli bir kavram. Resimlerindeki fonun bulanıklığı zamana yaptığı bir vurgu olarak göze çarpıyor. Ben de sanki göçmüşüm de öldükten sonra yaşıyormuşum gibi bir halim var. Bende şiir olan çoğu arkadaşım bu dünyada değil. Kendimi beğendirmek istediğim sanatçılar, abilerimiz artık yok. İşte onun için idik, dili geçmiş severim, sanki bitmemiş gibi. Zuhal Hanım'la konuşuyorduk. Boğaz'da yukarı doğru gidiyorduk. Şu anı ben geçmiş gibi görebiliyorum şu anda. Anlatabiliyor muyum? Ondan zevk alıyorum o zaman. Yani zamana geniş açıdan bakabilmek. Geçmişe, geleceğe, hem var olan hem yok olan şeyler var. Hem aynı anda var ve yok olan şeyler. Mesela renkten bahsetmiştim, gölgeden bahsetmiştim. Daha bir sürü böyle şeyler var. Zaman da böyle bir şey. Hem var hem yok. Yakaladığın zaman da yok oluveriyor. Kuyruğundan tuttuk zamanın. Komet için uzun yıllar boyunca pek çok sanat eleştirmeni düşlerini resmediyor diye yazsa da sanatçı bu görüşe katılmıyor. Ben çok gerçekçi bir sanatçıyım yani. Yani düş diyorlar şunlar. Aslında düş de bir gerçekliktir ama zaten absürt şeyler dünyada, şöyle şuradan bakalım pencereden, insanlar böyle böyle bir şeyler yapıyorlar, böyle bir şeyler. Çok acayipler yani. Ben normal, gerçekçi bir sanatçıyım yani. Bazı resimleri öyle yapmışım, bazısını öyle yapmışım. Şiiri bazısını böyle yazmışım, böyle yazmışım. Kimisinde bir düşünceden yola çıkıp, kimisinde başka bir heyecandan yola çıkıp, kimisinde bir mantıktan yola çıkıp. Belli olmuyor bu işler yani. Ben bir şeyler yapıyorum ama belli disiplinlerden, kültürlerden geçmişim. Onların bir öz suyu olarak çıkabilir. Daldan dala atlıyorum yani ama hepsinin içinde yine dünyayla olan, düşünceyle olan bağlantım var. 1984'ten başlayarak Ankara ve İstanbul'da açtığı sergilerden sonra eleştirmenlerden övgüler alan Komet, Türk resminin haşarı çocuğu olarak Türkiye'de de medyanın hep ilgi odağı oldu. Komet alacak kadar zengin değilim dedim. O zaman manşet yapıyor. Yahut işte şey demişim orada, işte niye böyle komik oluyor? Benim mesleğim komiklik demişim. Onu manşet yapmış yani. Komiklik de zor şeydir ama komik olmaya çalışmak da çok komiktir. Komet 2000 yılında Dolmabahçe Kültür Merkezi'nde 2500 metrekarelik alanda açtığı İdim İdi İdik adlı sergisiyle çok katmanlı bir sanat olayına imza attı. Kendi kuşağımın sandığını açtım diyen sanatçı, şiirler, eski fotoğraflar, objeler ve videolarla toplumu, sanatı ve sanatçıyı eleştirel bir bakış açısıyla sorguladı. Aslında tek kişilik bir genel gibi bir şeydi yani. Absürt meselesi önemliydi tabii yani. Rutinden çıkarmak kendimizi. Ya geleceği, geçmişi de hepsinin sahteliklerini, yanlışlıklarını, yalanlarını, kurumsallıklarını, sunilikleri, onlarla cebelleşmek, bu düşünce kirliliği, bilgi kirliliği, şey, bütün bu enformasyon kirliliği, hepsine bir atıfta bulunuyorum. ...2009'da Karşı Sanat'taki Yok Yok sergisi yine dikkat çekici, kışkırtıcı ve ironikti. Komet'in ağaç katliamı ve bürokrasiye karşı bir itirazı gibi olan bu sergi, adeta yaşadığımız yanlışlar komedyasının bir yansımasıydı. Ben o zaman Teşvikiye'de oturuyorum. Orada Maşka tarafında ağaçları öyle bir buduyorlar ki, öyle normal budama değildi, hızarla gelişi güzel kesiyorlardı yani. Gittim müdahale etmek istedim, olmadı. O zaman bir Paris'e gidip geldim. Ağaçlar neredeyse kurumuşlar öyle, yanlış kestikleri için. 50 tane ağaç belki. Onların bir de şeyleri var. Etrafında böyle beton şey olduğu için tablo gibi koskocaman ağaçların kökleri. Onların fotoğraflarını çektik. 25 tanesini onları, daha sonra da pilottaki galeride de onları sergiledik. Komet için 2011 çok verimli bir yıldı. Sanatçı o yıl 70. yaşını 5 sergi ve bir kitapla kutladı. Contemporary'deki pentür çalışmalarım, ben onlara alto modern diyordum. Olmayanı ergi metoduyla yaptığım, daha çok beyazlarla yaptığım sergiydi.
diğerlerini marjinal yerlerde seçtim. Klasik galerilerden çok. Sanatçının beni problemi üzerineydi. Bir tanesi Neriman Tuna, kadın hakları için savaşmış bir hanımefendinin evrak-ı metrukisinden kalan işlerle yaptığım bir sergiydi. Bir tanesi uzun zamandır yapmadığım kadar renkli çalışmalarla yaptığım bir sergiydi. Diğeri de temellük sergisiydi. Öyle 5 sergi. Bir de O Değilse Başkasıdır şiir kitabıyla o şekilde yaptık. Bugüne kadar çok sayıda ödüle layık görülen sanatçı, ödüllere ve onur konuğu olmaya karşı hep mesafeli oldu. Kim kime onur ödülü veriyor değil mi yani? Vaktiyle beni TÜYAP'tan da onur konuğu, ben onur konuğu yani onursuz muyuz da onur veriyorlar? Yani bu tip onur, gençken gençlere ödül vermek güzel bir şey. Ama bu onur konuğu ödülü yaşlanmıyor falan da benim hoşuma giden bir şey değil. Şimdi bakıyorum ödül veren şeylere, belli bir yaşa gelmiş şimdi. Hep aynı insanlar böyle ödüller veriyor, edebiyat alanında da şu da bu da. Yoksa kuru kuruya şey vermişsin. Ne bileyim yani ben Sartre gibi reddetmem Nobel'i veya da şunu bunu çünkü bayağı fena para vermiyorlar. Komet'i İstanbul'da hayata bağlayan bazı yapılar var. Sanatçı Mimar Sinan'ın yaptığı Üsküdar'daki Şemsipaşa Külliyesi'nin önünden geçerken heyecanını saklayamıyor. Şu mimariye bakın yani. İşte beni ayakta tutan şeyler bunlar. Çünkü ayakta duruyorlar. Dünyanın en güzel mimari eserlerinden birisi. Küçük, denizin kıyısına sığmış. Bu buradan kalkarsa ben de yaşamak istemem. Şu giderse elden ne diye varım yani. Komet'in İstanbul'da en çok sevdiği manzaralardan biri de tarihi yarımadanın silüeti. Güneş de öyle olduğu için gölge halinde, rüya gibi, masal gibi. Şimdi detay görünmeden sadece silüet, anlatabiliyor muyum? Ben ne demiştim? Gölge ressamıyım diye. İşte bu gölgenin ressamıyım yani. İşte o zaman ben oradayım. Komet hem melankolik hem romantik, hem düşünceli hem de komik ve tüm bunları birbirine karıştırarak üretmeye devam ediyor. Ben şiirlerde de ne dedim? Romantiklik yani hüzün dolayısıyla komik ve felsefe. Üçünü birleştirmeye çalışıyorum. Binde bazen oluyor. Çok zor çünkü çelişkili şeyler bunlar. Ama iyi bir şiirimde, belki şiirde daha fazla beceririm. Ama resim ve diğer işlerde hep bir humor, komik unsur. Ama romantiklikle çelişiyor bu. Aynı zamanda da romantik bir insanım yani, melankolik. Komet'le İstanbul Boğazı'nda dolaşırken sanatçının anıları bir bir su yüzüne çıkıyor ve gölgeleri günümüze kadar uzanıyor. 79'da sergi açacaktım. Ben dedim bana bir yalı bulun. Şımarıklık bu ya. Şimdi Sezen Aksu'nun oturduğu yalı, o aslında denizin üstündeydi bir kısmı. Ve harika büyük pencereleri vardı. Ben ilk gençliğimden beri çok hoşuma geldi estetik olarak. Varlık orayı tutmuş, orada çalıştım. O kış hanker girmiş, ucu gitmiş zaten. Daha sonra Sezen Aksu'ya geçince işte böyle düz hale geldi o. Komet'le konuşurken insan onun işaret ettikleriyle kendi içindeki meraklı çocuğu yeniden yakalıyor. Zavallı iskemle gördün mü? Gördünüz mü? Bakın üzerinde kuş mu var? İskemleye bak yazık. Ay ben orada oturuyor olsam keşke. Gölgesi de güzel. Çok hoşuma gitti. Çok güzel gerçekten. Böyle bir şey. Şimdi bu hem acayip hem güzel. Bir yalnızlık değil mi? Bir şeyi evet. Hüzün getiriyor. Birisi orada evet. Tek başına mı oturmuş? Tam duvarın da dibinde yani. Şimdi o bana dokundu. Anlatabiliyor muyum? Küçük bir şey ama. Komet'le benim evim gibi dediği Aşiyan mezarlığının önünden geçerken hayatta olmayan tüm arkadaşlarını selamlıyor. Kendi yaşamı için önemli olan bu isimleri Bitmeyen Şiir adlı şiirinde de sıralayan Komet, bitmeyen bu şiiri yazmaya hala devam ediyor. Onatör'de Turgut, Edip, Abidin, Ömer Uluç, Orhan Veli, Yahya Kemal, Turgut Uyar, Aziz Çalışlar. O kadar çok arkadaş var ki. Orası evim gibi ya. Komet, 2002 yılında evlendiği eşi Zeynep Bayramoğlu'nu 2017'de kaybetti.
sanatçı karısını ona yazdığı bir şiirle anıyor. Arkadaşlarımı özledim. Güzel günlerimizi özledim. 8-7-2016 Zeynep, saat 20.30 Paris-İstanbul Air France'da uçarken peçete sensin dedi. Peçeteyi özledim. Temiz denizleri, küçük tekneleri özledim. Sessiz yaz günlerini, tozlu keçi yollarını özledim. Geceyi yıkadım. Unutursun şimdi sen bunu dedi. İğde kokularını özledim. Bu dünyadan göçtüğünüzde nasıl hatırlanmak istiyorsunuz? Yani bizde tabu kuruluyor. Yabancı bir sanatçı şey olunca aman hep onlardan şey verilir falan. Onlar kadar da iyi bir ressammış yani. 20. yüzyılın en iyi ressamlarından birisi. Anlatacak çok hikayesi, çok da anısı var Komet'in. 78 yaşında ama hala heyecanlı, meraklı, hınzır ve üretken. Yaşını hissetmese de bir anda iç geçirip çok yaşlıyım, çok diyiveriyor. Hayat çok uzun. Git git bitmiyor bir türlü. Bir de baktım geçivermiş. Çok uzun, sıkıcı. Aynı şeylerin tekrarı oluyor yani. Çok çabaladım ya. Çok çırpındık. Yaşamak için. Çok zorluk çektim. Çok yalnız çektim. Çok insan tanıdım ama çok insan tanıyorum. Hep ha ha hi görünce öyle ama özünde çok bütün her şey, bütün yaratım, her şey çok yalnızlık meselesidir yani. Ne diyordu Edip? Kendim yalnızlığımdan da sıkılıyorum falan diye. Yo, ben sıkılmıyorum yalnızlığımdan. Komet, dünyaya inen bir kuyruklu yıldız. Etrafına iştahla, heyecanla ve meraklı gözlerle bakan, insanın özünü kederin içindeki neşeyi deşen, hayat denen bilinmezi ironi ve şiirsellikle yakalayan kabına sığmaz bir kültür insanı. Sanatçı, kimi zaman tedirgin ederek ya da güldürüp durumu farkına vardırarak yol almaya devam ediyor. Neşeyle ve hüzünle.